Borsada Viyop'ta %80 marjla açıldı. Dolar, altın ve euro kontratları. Siz de ya o çok o çok o çok o çok büyük ayıp. O işte esas manipülatif hareket o yani. Evet, araştırılması gereken hareket. Yani 3.65'ten dolar, 4 liradan euro, 211 liradan gram altın. Borsanın böyle bir yetkisi var mı? 9.26'da bunu kapa bildirdiler. 5 dakika kala benim bildiğim emirler iptal edilemiyor. Buradaki olay tam olarak nedir? Ne yapılmak istendi ve buradaki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki olay Türkçesiyle tam olarak dolandırıcılıktır. Başka bir şey değildir. Yani sen daha bismillah başlıyor oyun, oyunun kurallarını değiştiriyorsun. Ve insanlar daha açıldığında çoğunun bundan haberi yok. Yani çünkü taban tavan nedir? İnsanları uyarmak için vardır. Devre kesiciler niçin vardır? İnsanları uyarmak için, oturup düşünsünler diye. Ters bir hareket yapmasınlar diye. Bakın eskiden mesela borsada emir silemezdiniz. Sonra emir silme getirdi. Dünyada da böyle ama sen oyunun başlamasına 15 dakika kala ya artık taçlar aslında penaltı diye kuralı değiştirirsen birileri çok büyük kar eder, birileri çok büyük zarar eder. Bunu niye yaptılar? Mantığı şu, ya dolar çok hızlı %30'a yakın düştü. Ama Viyop da yavaş düşerse insanlar oturup bunu düşünmeye başlarlarsa tekrar dolar almaya başlarlar. Ve istediğimiz etkiyi yaratamayız diye düşündüler. Ama o zaman sen bunu düştüğü yere kadar ayarlarsın. Gidip de %80 yapmazsın. Yani o gerçekten soruşturmaya, araştırmaya ve esas olarak hem SPK'nın hem BDDK'nın araştırmasına girmek zorunda. Yani bu kararı imza atanlar yani mutlaka bunun hesabını vermek zorundalar. Çünkü insanlara göz göre göre para kaybettirdiler. Sen bu imzayı atabilecek yetkiyi kendine nasıl buluyorsun? Yani bir anda çok ciddi anlamda paraların döndüğü bir ortamda, Merkez Bankası'nın tek satıcı olduğu bir ortamda sen gidiyorsun, kural değiştiriyorsun. Yani bu akıl alır bir şey değil. Yani dünyanın başka hiç yani o saatten sonra yabancıya zaten yalvarsan gelmez. Çünkü adamın kaybedecek para yani fon yöneticilerinin düşüncesine tamamen aykırı. Türkiye mesela borç veren devletler değildir. Siz bakmayın Katar'a. Ya onlar aile devleti ama normal şartlarda Avrupa'dan, Amerika'dan hatta bir kısım uzak doğudan Türkiye'ye gelen para fon yöneticilerinin paralarıdır. Ve fon yöneticilerinin de çok düşük bir miktarı Türkiye'dedir. Çünkü 42 tane yaklaşık gelişmekte olan, gelişen ülke var. E bunlardan biri Türkiye. Gidip de para yatırmak zorunda değilsin. E sen böyle oyun oynanırken kuralları değiştirirsen ki aynısı mesela demin anlattım yurt dışında da oldu. Yani faizleri bir anda %2 2000'lere bir arttırsan bir anda bankaları arayıp Türk lirası vermeyi kesin dersen iki günde bir akşamda KHK ile birlikte bütün kuralları değiştirirsen yani kredi kurallarını değiştirirsen bankacılık kurallarını değiştirirsen alın işte ING gördü onu bankayı satıp gitmeyi düşünüyordu. Sonradan galiba çevirdiler. Şeyde Yapı Kredi'nin ortağı vardı UniCredit bastı mı Türkiye'de iş yapılmaz diye bastı gitti Koç aldı onların paralarını. HSBC yıllardır Türkiye'deki bütün faaliyetlerini askıya aldı ve minimum bankacılık yaparak devam ediyorlar. E niye bu yabancılar bize koşa koşa geliyorlardı? Türkiye'den daha iyi pazar yoktu. Çünkü sen 80 milyon nüfusun var ve bu nüfus zenginleşiyor, aç, krediyle büyüteceksin sen bu nüfusu. Daha güzel market mi olur? Bugün adamlar niye kaçıyorsa oturup düşünmemiz lazım yani. Takkeyi bazen kendi önümüze koymamız gerekiyor maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı %14 faiz oranı Türkiye'de dövize çevirebilir mevduat hesabıyla %14 ile ben paramı bankaya yatıracağım. Ama görülen olay ki şu ki şu anda %20'ye kadar çıkmış durumda faizler ve direkt olarak kredi faizleri de %30'un üzerine doğru çıkmış durumda. Şimdi nerede kaldı NAS, nerede kaldı faiz, nerede kaldı düşük faiz? Ya apayrı bir noktaya gitmiş oldu. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani şimdi işin açıkçası bugünlerde o faizlerin çıkması mantıklı. Çünkü yıl sonunda genelde bütün bankalar bilanço makyajlamak için ekstradan mevduat isterler. Niye? Çünkü bir anda o gün alacakları kredi mevduat oranı önümüzdeki bir yılı belli edecektir. Ve ekstra faiz vermeye razıdırlar. Ve dikkat ederseniz hiçbiri de öyle 2 ay 3 aylık bağlamazlar. 32 günlük bağlarlar genelde mevduatı. 20 verirler, 21 verirler. Hatta bakın yarın daha 23-24 verenleri de göreceksiniz. Yani ben de yıllarca yaptım ve yıllarca ben de yıl sonunda bilanço makyajlamak ve kendime mevduat çekmek için fazla faiz verdim. Ama
Yani durum biraz daha eskisi gibi değil. Niye? Çünkü özel bankalar artık kredi vermiyor. Batak kredilerini toplama peşinde. Çok büyük batak krediler var. Ve bu batak kredileri bankacılık rasyonlarını hakikaten inanılmaz eritiyorlar. Yani hele o doların artması falan bankaları işin açıkçası mahvetmişti. Kâr ediyor gibi gözüküyorlardı. Yani bankacılar şu anda nereden kâr ediyor? Merkez Bankası'ndan %14 ile para alıyorlar. %23 ile Merkez Bankası'na geri satıyorlar. Ya bu nasıl bir yani, şey Allah aşkına? Bir saniye Murat Bey. Murat Bey bir saniye. %14 ile al %20. Bunun mantığı ne? Ya bu benim anlayabileceğim bir şey değil sıradan bir vatandaş olarak. Ya Merkez Bankası şimdi politika faizi dediğimiz hikaye bankaların Merkez Bankası'yla yaptıkları faiz anlaşması. Haftalık repodur. Yani hem politika faiz beni ilgilendiren, sizi beni sokaktaki insanı ilgilendiren bir şey değil. Bankalar ne? Merkez Bankası. Merkez Bankası faizi indirdiğinde aslında bankalarla olan alışverişindeki faizi indirir. Politika faiz dediğimiz budur. Kaça indirdi? %15'te, %14'e indirdi. Bu demektir ki bankalara, ben sana %14'ten faiz vereceğim güzel kardeşim. Ya bankalar buna sevinmesin de ne yapsın? Yani bu aslında bankaları zengin etmenin bir yolu. Ben de işte onu anlatıyorum. Yani aslında para satan kurumlara sen yeni olanaklar tanıyorsun, kaynak aktarıyorsun. Evet. Bunun adına da NAS diyorsun yani şimdi. Şaka gibi değil mi? Yani halkla hiç alakası. Bugün faizler %26, 27, 28'de. Dediğiniz gibi 30'da var. Yani tüketici kredisi faizleri inanılmaz boyutta.